Beşiktaş Adana Demirspor'u kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bana göre final maçıydı. Çünkü Beşiktaş bu maçı kaybetseydi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada bir puan kaybı daha yaşasaydı bana göre belki ligin daha çok erken haftaları ama bana göre yarıştan tamamen kopacaktı. Hem mental olarak hem de puan tablosu olarak yarıştan kopacaktı. O yüzden de bana göre final maçıydı. Final maçını kendi aslında kazanmayı başardı. Elbette e, eksiler var. Elbette oyunla ilgili problemler var ama artık yılın son analiz videosu. O yüzden de biraz artılara yoğunlaşalım. Beşiktaş'ta neler gelişiyor, neler daha iyiye gidiyor ne gibi artlar vardı biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Elbette oyunla ilgili problemlerden bahsedeceğiz ama belli başlı en azından düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Stattaydım. Bizzat fotoğrafları kendim çektim. O fotoğraflar üzerinden aslında Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in oyun planını da biraz görebileceksiniz. yine rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş ligin güçlü takımlarından Demirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Hemen başlayalım. 4 2-3-1 gibi gözükse de aslında çoğu zaman 4-3-3 gibi oynadı Beşiktaş. En azından Şenol Güneş bu sistemle çıkardı. 4-1-2 de denebilir ama o üçlü çok fazla birlikte hareket ettiği için ben 4-3-3 diye yorumlamak istedim. İdeal 11 ile çıktı Beşiktaş. Bence manşet de o yüzden bu şekilde attım. İdeal 11'ini buldu Şenol Güneş. Yani Necip oynamadı, Atip oynamadı, Umut Meraş oynamadı. Salih sağdaydı, Josef sağdaydı, Masuakus sağdaydı. Dolayısıyla oyunun aslında biraz daha Geçen haftaya göre farklı olmasının sebebi aslında ideal 11'in bulunmasıydı. Ee, Josef yine her zaman olduğu gibi stoperlerin arasına girdi. İyi fotoğraf gelsin biraz onun üzerinden konuşalım. Bekler açıldı. Bekler açıldığı için öndeki oyuncular biraz daha rahat etsin diye aslında Şenol Güneş bunu yapıyor. Bekler orta sahaya katılıyor. Böylece ee, orta sahada bir kalabalık elde etmeye çalışıyor Beşiktaş. Geriden de Josef'in ayağı iyi olduğu için... Oyunu kuruyor. Biraz size olmadığı için de Şenol Güneş bu taktiği deniyor. Olabilir. Tabii ki böylece Beşiktaş oyunu biraz daha geriden sağlıklı bir şekilde kurmayı başardı. Josef Liri günündeydi. Ön alan baskısı. ikinci fotoğraf gelsin. Ön çok ciddi bir baskı yaptı. Adana Demirspor'un iyi oyun, iyi top kullandığını bildiği için özellikle geç sonu da o üçünün önüne attı ve zaman zaman 4 kişiyle, zaman zaman 5 kişiyle Beşiktaş ikinci fotoğrafta görüldüğü gibi Beşiktaş çok ciddi bir ön alan baskısı yaptı. Valerian İsmail döneminde de benzer baskılar görmüştük. Sergen Yalçın döneminde görmüştük. Yine onlara benzer böyle 4'lü, 5'li özellikle ilk yarıda iyi baskılar yaptı Beşiktaş. Hemen Adana Demirspor'un dizilişte gelsin. Adana Demirspor'da aslında teknik direktör çok tecrübeli öyle birisi montele o da ne yaptı? O da öndü e, önde 3 kişi tuttu. Yani gelsin fotoğraf. Şimdi böylece Beşiktaş'ın işte o beklerinin çıkmasına engel oldu. Stoperler birbirine uzak kalmak zorunda kaldı ve böylece uzun toplarla o 3 tane oyuncu ki bir tanesi zaten çok hızlı ikisi de çok hızlı aslında Onyekuru e, orada o üçlüyle etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş iyi oynadı ilk kere de bana göre özellikle pas isabet oranında bir pas örgüsü oluşturmuş vaziyette bunun da sebebi en doğru orta sahile çıkması. Yani Salih, Josef ve Getson orta sahası Beşiktaş'ın bana göre ideal orta sahası. O yüzden de burada çok ciddi bir pas örgüsü oluşturdu ve ilk kere baktığımızda çok ciddi bir pas var. Burada yazmışız 277, 250, 200, 277 arası. Yani çok ciddi bir orada pas isabet oranı yükseldi. Dolayısıyla pozisyonlarda buldu. Zaten bir pas örgüsü neticesinde Enkudu'nun 12. dakikada boş kaleye kaçırdığı bir gol var. Orada çok ciddi bir pastaşma. Şenol Güneş'in ilk dönemindeki o pastaşmaları gördük. Burada Enkudu kaçırdı. Aslında Beşiktaş o şekilde bir gol atsa, Enkudu o gol atsa takım havaya girecek ve kendine güvene gelecek belki çok daha farklı oynayacak ama Enkudu her zamanki beceriksizliğiyle orada boş kaleye topu atamadı o gol atsa takımın performansında ben açıkçası yükseleceğini ve ikinci golü de bulabileceğini düşünüyorum. Ama o olmadı. 1-0 olacaktı. Beşiktaş çok erken bir şekilde öne geçecekti. Enkudu bunu yapamadı. Her şeye rağmen ilk yarıdaki oyunun ben güçlü olduğunu, çünkü rakibinde de Adana Demirspor olduğunu unutmayın. İlk yarıdaki oyunun güçlü olduğunu görüyoruz. 64-36 oyun üstünlüğü Beşiktaş'ta toplu oynama. Beşiktaş'ta üstün. 10 tane şut. Demirspor 5 tane yarı yarıya. Orta çok ciddi bir rakam. Ortada çok ciddi bir fark var. 20 orta yapmış Beşiktaş. Bir tane Demirspor. Rakip ceza sahası buluşma 14-9. Gol beklentisi 1-28. 0-26. Şimdi burada tabii ki şunu söyleyelim. Yani oyun Beşiktaş'ın ortalama oyununa göre güçlü. Elbette bir şampiyonluk oyunu değil. Açık konuşalım. Yani böyle bir baskı, boğma, Demirspor nefes alamadı. İşte kendi sahasından çıkamadı falan oyun değil. O yüzden de aşırı güçlü değil elbette ama genel ortalamaya göre Özellikle Valerian İsmail'den sonra Beşiktaş'ın oyunu çok ciddi bir sallandı. Yani Valerian İsmail'in son dönemi kötüydü. Şenol Güneş geldi. Bu sefer bir sistem karmaşası oldu. En azından o döneme göre bana göre ilk yarı bir Beşiktaş'ın bence Şenol Güneş dönemindeki en efektif ilk yarılardan bir tanesiydi bana göre. İkinci yarı Demirspor risk aldı risk aldıktan sonra oyunu kontrol altına aldı. Özellikle sonlara doğru Gökeninler falan girince tamamen topa sahip oldular. Beşiktaş'ta tempo düşmeye başladı. Hoca Salih Cenk ikilisini çıkarttı. Redmond Tayfur'u soktu. Bu ikili aslında dinamizm katsa da Beşiktaş'ın belki de en büyük sorunu yedek kulübesinden gelen oyuncular bir türlü katkı sağlayamıyor. Yani bitiricilik noktasında, gol atma noktasında, gol attırma noktasında bir türlü o yedekten girenler bir türlü artı yapamıyor. Artı yapamadığı için de dinamizm katsa da bir 15-20 dakika neticede Beşiktaş oyunu bir türlü kopartamadı. İkiyi bulamadığı için de hep bir tedirginlik vardı. Tabii ki bunda final maçı olmasının etkisi var. Yani Beşiktaş şunun farkındaydı. Bir tane gol yerse, berabere kalırsa, mağlup olursa tribünden istifa sesleri bile yönetimle ilgili, başkanla ilgili olabilirdi. Çünkü bir ee, bekleyiş vardı. Artık Beşiktaş'ın burada bir kazanması lazımdı. Biraz da onun sitesiyle bir türlü bir sıfır yapamadı. Bir türlü rahat, cesur gidemedi Beşiktaş. O yüzden de skor orada kaldı. Son 10 dakika çok ciddi. Gökhan İnler'le beraber çok ciddi bir baskı oluştu Adana Demirspor Ancak Beşiktaş golü yemedi. İkinci el istatistikleri gelsin. Birinci ele göre denge değişmiş durumda. 64'de 36 döndü 57'ye 43. Yani orada tekrardan Adana Demirspor topa daha fazla ikinci da sahip oldu. Bu maç ortalaması o yüzden de rakamın daha yüksek olduğunu söyleyeyim. 16 şut Beşiktaş ilk yarıda baktığımız zaman 10 şut vardı. İkinci yarı 16 şut 6 şut çekebilmiş Beşiktaş. Oysa Demirspor 15 şut. Şutlar da eşitlenmiş. 404 pas 300 pas Beşiktaş yukarıda. Rakip ceza sahasında 29'da 20. Gol beklentisi 1.77'ye 0.84. Yani Demirspor 26'tan 84'e 3 kat daha fazla çıkmış. Çünkü Beşiktaş'ın temposu düştü. Beşiktaş maçı koparamadığı için stres oldu. E, pas isabet oranı ilk yarıya göre biraz daha düştü. Ki zaten ilk yarının e, hani pas rakamlarına baktığımızda ilk yarı çok daha fazla isabetli pas yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş ikinci yarıda çok da isteyen oyunu sergileyemedi. O yüzden de e, tribünleri bir stres oldu. Takımlara stres oldu ve çok mutlu bir oyun yoktu açık konuşalım. Yani Beşiktaş'ın böyle çok düzeldi, çok iyi oynadığını falan söyleyemeyiz. E, artlar var. eksiler var. Tabii ki sezonun son analiz videosu. O yüzden de biraz artıları da uzun uzun anlatmak istiyorum. Yani ekstra de tabii ki bahsedeceğiz ama artılar bir. Birinci artı ideal orta saha. Şenol Güneş inat etmedi. Necip Atiba falan denemedi. Hani vardır böyle hocalar. Ben bunu seçtim böyle devam edeceğim diyen. Öyle yapmadı. Doğru orta saha bu. Şu anda Deli Ali'yi de ben e, kenara koyuyorum. Çünkü ondan çok fazla verim almanın zor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu transfer yapana kadar en iyi orta sahası bu arkadaşlar. Josef. Salih Getson. Ben açıkçası Salih'in performansından çok memnun değilim. Yani Salih'in bir şekilde skora girmesi lazım. Bir şekilde asist yapması lazım. Bir şekilde kilit pas yapması lazım. Oyunu organize etmesi lazım. Kötü oynamıyor. Pas örgüsünü iyi yapıyor ama bir türlü o skor işlerinde yok. Onun mutlaka devreye girmesi lazım. Getson zaten çok iyi. Joseph çok eskisi gibi olmasa da en azından daha toparlayıcı olduğunu gördük. Yavaş yavaş eski Josep'ten en azından birkaç şey gösterdi. O yüzden de ideal ot sahibi bulması önemli bir artı. Bundan sonra bununla devam edecekleri Şenol Güneş. İkinci önemli artı Mert Günok. Kalede bir güven olması. Hem süperlerin e, özgüvenini arttırıyor. Hem takımın özgüvenini arttırıyor. Dolayısıyla kalede çok ciddi güven veren bir kaleci var. Mert Günok. Formunu oynadıkça zaten böyle kaleciler oynadıkça zaten e, açılan bir kaleci. Bunu daha önce hep gördük geçtiğimiz yıllarda. O yüzden de Başakşehir'de o yüzden de Mert Günok'un performansı önemliydi. Bana göre maçın 1-0 olmasında Mert Günok'un etkisi var. Önemli kurtarışlar yaptı, önemli müdahalelerde bulundu. Bunun dışında beklerim biraz daha yine etkili olduğunu gördük. Yani Rozya çok iyi değil. Eski rozya elbette asla değil ama en azından o ölmüş bitmiş rozyadan biraz daha iyiydi. Git gellere başladı rozya. Bu önemli bir artı. Joseph yine önemli bir artı. Artık oyunda hani bu Joseph'e ne no olmuş kardeşimden çok biraz daha oyuna giren bir Joseph var. Elbette pas hataları yapsa da yapmasa da. Ve tabii ki Masuaku'nun oynaması önemli. Masuaku ee, Umut Meriş. Ya yani Umut Meriş'in 7 olacak oyuncu değil. Hoca zaten bunu gördü. Oradan da vazgeçti. Masu çok ciddi pas hataları var. Çok acayip böyle garip garip hatalar yapıyor. Ancak Umut'la çok ciddi bir kalite farkı var Masu O yüzden de ne olursa olsun ki golü attığı için demiyorum. Geçen hafta asist yaptı. Bu hafta gol attı. Ayağı çok düzgün ve bir büyük takım beki aslında. O yüzden de Masu Haklı'dan bir şekilde yararlanması lazım Beşiktaş'ın. Devre arası gidecek deniyor. Gitmeli mi gitmemeli mi bilmiyorum. Çok emin değilim. Burada da %87 pas isabet oranına hemen onun da gelsin e, istatistiği ki maçın adam olduğunu söyleyelim bu arada. Tabii ki doğal olarak bir sol bek maç kazandırdı. E, önce bir e, Masuhaku'nun istatistiğine bakalım. İyi performansı vardı. Hemen o gitsin peşine Ratingler gelsin maçında en iyi oyuncusuydu Masuaku. En kötüsü kimdi? En kötüsü Vegors'tu. Neden Vegors'tu? Bu eksiler kısmında neden Vegors'u olduğuna değineceğim ki eksilere geçelim. Artları sadık ideal orta saydık, Mert Günok dedik. Bekler kıpırda da Josef oyunda Masuaku doğru yerde falan onlar artlar. Eksilere geçelim. Eksiler bir kere hücumda bir beslenme sorunu var. Beşiktaş'ın forvetleri beslenemiyor yeteri kadar. Cenk'in sağda oynaması bence ikinci önemli eksi. Çünkü Cenk sağda oynayamıyor. Bu çok bariz bir görüntü bana göre. Üçüncüsü tabii ki Enkudu. Hocam ya Beşiktaş çok fazla kanatlardan gitti. Çok fazla orta yapıyor Beşiktaş. Çünkü orta sahasında inceci oyuncu olmadığı için kanatlardan gidiyor. Ancak Enkudu çok fazla topla kat etse de ciddi bir top kaybetme canavarı. Kaçırdığı gol zaten fecaat ama bu maçta da yine 21 tane top kaybı yaparak Beşiktaş'ın oyununu çok fazla düşürdü ve amaçsızca çok orta yapıyor. O yüzden de Enkudu solda, Cenk sağda pek emin değilim. Cenk'in sol performansını daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip performansları var orada. Cenk'i solda, Redmond sağda deneyebilir. Cenk solda, Muleka sağda olabilir mi? Bilmiyorum. Muleka sanki 4-4-2'nin ikisi gibi gözüküyor ama ne olursa olsun burada bir e Enkudu problemi olduğunu Beşiktaş'ın düşünüyorum ama ileri atabildiği için de hoca onunla devam ediyor. Her şey rağmen artıların eksterden daha fazla olduğu bir maç olduğunu çok net bir şekilde söyleyelim. Yılın son analiz videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de kendi yorumlarınızı videonun altına koyun. Biliyorsunuz artık onlara da daha rahat kanalda tek başıma olduğum için onlara daha rahat cevap veriyorum. Orada bir futbol muhabbeti döndürelim. Görüşmek üzere. Herkese iyi seneler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.